bütün şimdi Amerika'daki, Avrupa'daki önde gelen bütün gazetelerin, bütün basın yayın kuruluşlarında efendim Recep Tayyip Erdoğan hedef. Efendim AK Parti hedef. Arkadaşlar bunu çok basit bu. Çok basit. Yani bunu gören, aklı başına bir insan, ortalama zekası olan bir insan bu denklemi hemen çözer. İşlerine gelmediğinden, işlerine gelmediğinden hedef gösteriyorlar. Her şey evet de. Hayır. Efendim bu Rusya, Ukrayna savaşı. Efendim şunu yapma, şunu yapma, şunu. Hayır. Yapacağız. Bizim kendi menfaatimiz neyse buna göre biz tedbirlerimizi alacağız. Ona göre insanlarımızla, iş insanlarımızla konuşacağız. Efendim bize bürokratlarla konuşacağız. Hukukçularla konuşacağız. Olması gereken neyse onu yaptık, yapacağız. Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik meselesi, 85 milyonun bir olması, beraber olması, bizim hiç kimsenin etnik, dini, mezhepsel geçmişle alakamız yok, ilgimiz yok. Bizim zaten şanlı tarihimiz bunu gösteriyor. Bütün devletlerin, bütün zamanlarda, bütün mekanlarda, dün de bugün de devletlerin iki temel amacı var. Bunlardan birincisi o ülkenin, o milletin bekası. Yani güvenliği. Şimdi güvenlik olmazsa ne yat kalıyor, ne kat kalıyor, ne ev kalıyor, ne bark kalıyor. Hepsi gidiyor, geçmiş olsun. Bakın şimdi orada, efendim Allah felaket vermesin. Bazen felaket sunni oluyor, insani felaket oluyor. Bazen efendim tabi oluyor. Bunun için beka şart, güvenlik şart. Biz işin birinci bölümüne bekasıyla, ikinci bölümüne refahı. Bu milletin refahı. Devletin bekası, milletin refahı. Şimdi refahla ilgili siz çalışıyorsunuz. Allah yolunuzu bahtını açık etsin. Biz de şimdi beka ile ilgili. Şimdi bu büyük ve güçlü Türkiye gidişatına, yürüyüşüne karşı tehditler var, tehlikeler var. Bunun başında efendim PKK var. PKK'dan hiçbir fark olmayan YPG var. Efendim PYD var. Efendim SDG var. Bunlar böyle dizilmişler buraya. İnsanların kafasını karıştırmak için. PKK'yla, PKK'nın terörist olduğu herkes tarafından kabul edildiği için onu gölgelemek ve kapatmak için böyle isimler uyduruyorlar. Ve bu şekliyle bunlar bizleri efendim engellemeye çalışıyorlar. Bunları kullanırlar. Bunlar piyon. Bunların efendileri var. Efendiler bunlara ne söylerse buna onu söylerler ve onu yaparlar. Bunlar kukla. Bunlar maşa. Ha, biz ne yapıyoruz? Bunların arkasındaki efendilerle uğraşmıyoruz. Biz karşımızdaki bu kukla ve maymunları öyle bir hale getirmemiz lazım ki efendilere diyecekler ki artık bu maşa bize yaramaz. Ben bu maşayı kullanamam. Bu maşanın bana faydası yok. Bu kukların bana faydası yok. Dedirtmeye çalışıyoruz. İnşallah o noktaya da geldik. Geliyoruz. Çünkü bu konuda çok ciddi alametler var. Çok ciddi göstergeler var. Nedir o? Elebaşları gece gündüz bay bay bağırıyorlar. Efendilerini bizi kurtarın, bizi kurtarın, bizi kurtarın diye. Bir. İkincisi ne diyorlar? Efendim kendi teröristlerine de bekleyin diyorlar ve seçimi bir umut olarak gösteriyorlar. Seçim var 14 Mayıs'a kadar. O zamana kadar işinizi sıkın diyorlar. Ne olacak? Çünkü bu konuda bazıları, çok iyi bildiğiniz bazıları bunlarla konuşuyor. Bunlarla konuşuyor. Bunların talimatlarını alıyor. Bunlardan, efendim mesela bunlara vaatlerde bulunuyor. Bunlar diyorlar ki biz bunlara özellik vereceğiz diyorlar. Bunlara diyorlar efendim teröristlerin efendim o bebek katillerini çıkaracağız diyorlar. Tahliye edeceğiz diyorlar. Bunlara da hak vereceğiz, hukuk vereceğiz, haklarını iade edeceğiz diyorlar. Yani biz 15 sene, 20 sene önce gideceğiz. Yeni baştan efendim mesela analar, babalar, gözyaşları, yeni baştan tabutlar, yeni baştan cenaze törenleri, yeni baştan şehitler ölmez diye yürüyüşler yapacağız. Irak'ın kuzeyinde bunların kampları, toplandıkları yerler, oradaki barınaklar, korunaklar, sınaklar Allah'a çok şükür Mehmetçik tarafından efendim mesela her biri kontrol altına alındı. Orada bunların başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Ha şunu bilelim, terör bitmedi. Dolayısıyla rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok, şımarıklık yok. Bu manada terör devam ediyor. Daha dün gece arkadaşlar efendim yapılan operasyonlarda iki, efendim 5 terörist daha silah getirildi. Ve toplam bu şeyde şu son 2 günde 3 günde 13 terörist Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde esir getirildi. Yani operasyonlarımız durmadı. Durmayacağız. Durduramayacaklar.